Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Âl-i İmrân suresi 116-120. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada dünya ve ahiretimizle alakalı nice önemli mesajları bize bildirmekte. Şöyle ki: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Gerçekten o inkar edenler, لَنْ تُغْنِيَ anhum اَنْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Onların ne malları ne evladı Allah'tan bir şeyi gidermeyecek. Allah'tan gelen bir cezayı kaldırmayacak. Ve ulaike ashabun nar ve onlar cehennem ashabıdır. Ateş ashabıdır. Hum fiha halidun ve onlar orada daimidirler. Meselu ma yunfiguna fi hadhil hayatid dunya onların dünya hayatında harcadıklarının misali şuna benzer. كَمَثَلِ الرِّيحِ bir rüzgar gibi. فِيهَا سِرٌ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Nefislerine zulmeden bir kavmin ekinine isabet eden yakıp kavurucu bir rüzgara benzer. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهِ Allah onlara zulmetmedi. وَلَكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ Sizin dışınızdakilerden sırdaş edinmeyin. لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا Onlar ellerinden geleni arkaya koymazlar. Her türlü kötülüğü yapmak isterler. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ Sizi meşakkatte görmek, sıkıntıda görmek onların hoşuna gider. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفَّاهِهِمْ Ve buğuz, kin, bu gibi şeyler onların ağızlarından zaten dökülmüştür, ortaya çıkmıştır. Konuşmalarında bununla alakalı açık vermişlerdir. وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ اَكْبَرْ Ama içlerinde, kalplerinde gizledikleri çok daha büyüktür. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاَيَاتِ Biz ayetlerimizi beyan ettik size. اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Eğer aklınızı kullanırsanız. Ha entum ulai sizler işte o kimselersiniz ki tuhibbunahum onlara muhabbet ediyor ve seviyorsunuz ve la yuhibbunakum ama onlar sizi sevmiyorlar. Ve tu'minuna bil kitabi kullihi ve siz kitabın tamamına iman ediyorsunuz. Ve iza lagukum onlar sizinle karşılaştıklarında galu amenna amenna derler iman ettik derler. Ve izâ halav ama yalnız kaldıklarında addu aleykumul enamil minel gayz kin ve öfkelerinden parmaklarını ısırırlar. Öfkeden parmaklarını ısırırlar. Gul mutu bi gayzikum onlara de ki ölün kininizle. İnnallâhe alîmun bi zâtis sudur şüphesiz Allah kalplerde olanı bilendir. İn temseskum hasenetun eğer size bir İyilik gelse, dokunsa tesuhum bu onları rahatsız eder. Bundan üzülürler. Ve in tusibkum seyyiatun eğer bir kötülük size isabet etse yefrahu biha bununla ferahlanırlar. Bununla sevinirler, hoşlarına gider. Ve in tasbiru eğer siz sabreder ve tettagu korunursanız, dikkat ederseniz la yedurrukum keyduhum şey'e Onların hilesi, tuzağı size hiçbir şekilde zarar veremez. İnnallâhe bimâ ya'melûne muhit. Şüphesiz Allah onların yaptıkları amelleri muhittir. Hepsini kuşatmıştır. Değerli izleyenlerim, burada önce kafirlerle alakalı bir hükmü görüyoruz. Cenab-ı Hak onlarla alakalı şunu bildiriyor. İnnellezîne keferû. Gerçekten o inkar edenler. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَنْبَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Onların ne malları ne de evladı Allah'tan bir şeyi gidermeyecek. Allah'tan gelen bir cezaya fayda vermeyecek. وَاُولَٰئِكَ Ve işte onlar اَصْحَابُ النَّارِ Cehennem ashabıdır. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ve onlar orada daimidirler. Değerli izleyenlerim, cehennemdeki insanlar iki grup. Bunlardan bir kısmı şu dünyada iman etmiş ama günahı fazla olan kimseler. Bunlar dünyadaki
hapiste bulunan kimseler misali. Nasıl ki dünyada hapse giren bir kimse cezasına göre bir miktar orada kalıyor, uzun veya kısa bir miktar kalıyor, ardından dışarıya çıkıyor, hürriyetine kavuşuyor. Ehli imandan yolu cehenneme düşenler için cehennem daimi değil, ebedi değil. Ama doğrudan Allah'ı inkar eden, ahireti inkar eden kafir dediğimiz kimseler için ebedi bir cehennem var. Ebedi bir cehennem onlar hakkında da bir nevi rahmet olarak telakki edilebilir. Şöyle ki, malum dünyada idama mahkum olan bir kimsenin cezası eğer müebbet hapse çevrilecek olsa bundan seviniyor. Ölümden kurtulduğundan dolayı seviniyor. Bir miktar daha yaşayabileceği için seviniyor. Cenab-ı Hak kafirleri idam etmiyor. Onları yokluğa göndermiyor. Onları yine bir vücut dairesinde ama cehennem gibi bir azapta ebedi bir hayat tarzında bir hayat onlara yaşatıyor. Bu açıdan diğer alemde olmak, ebedi olmak aslında bütün insanlar için genel bir durum. Şu dünyaya gelen her insan diğer alemde ebedi bir hayatı yaşayacaktır. Ama ebedi bir saadet iman eden ve salih amel işleyen kimseler içindir. Kafirler için ise Allah'ı inkar eden, ahireti inkar eden kafirler için ebedi bir azap vardır. Ve nasıl ki bir takım böyle günümüzde mağaralarda yaşayan, çöllerde yaşayan, çok namüsait şartlarda yaşayan değişik canlılar var. Oranın şartlarına göre öyle anlaşılıyor ki cehennem ehli de zamanla o ateşe ülfet edecek ve o ateş içinde hayatlarına bir derece alışmış olacaklar. Azap hafifletilmeyecek ama onların orada daimi bir hayatı olacak. Kafirlerin şu dünyada malları harcadıkları, acaba bunlar fayda verecek mi, vermeyecek? Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim bir temsil getiriyor. Malum Kur'an-ı Kerim hakikatleri anlatırken zaman zaman temsiller getirir ve temsillerle bu hakikatler daha iyi anlaşılır. Burada verilen misal şu: مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onların şu dünya hayatında harcadıklarının misali şuna benzer: كَمَثَلِ الرِّيحِ فِيهَا صِرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُمْ. Nefislerine zulmeden bir kavim var ve bunların mahsulü ekin gibi mahsulleri var derken kavurucu bir rüzgar bunların mahsulüne isabet ediyor ve helak ediyor. Ortada avuçlarında hiçbir şey kalmıyor. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهِ. Allah onlara zulmetmedi. وَلَاكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Lakin onlar kendilerine zulmediyorlar. Burada şunu görmekteyiz. Kafirlerin amelleri, harcamaları boşa gitmiştir. Yani şu dünyada kafirlerin bir takım zararsız harcamaları da olabilir. Belki faydalı harcamaları da olabilir. Başkalarına yardım tarzda şeyler olabilir. Ama nasıl ki bir kavmin çok güzel bir mahsulü var, tam bir ümitle bundan çok şey kazanırız dedikleri bir zamanda kavurucu bir rüzgar geliyor ve o mahsulün tamamını işe yaramaz hale getiriyor. Kafirlerin ameli de bunun gibi, küfür onların amellerini kavuruyor ve yakıcı bir ateşte kalmak onların akıbeti oluyor. Allah onlara bu şekilde ceza vermekle haşa zulmetmiş değildir. Ama onlar inkar etmekle, günahlara dalmakla kendi nefislerine zulmetmişlerdir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tettahizu bitaneten min dunikum, sizin dışınızdakilerden sırdaş edinmeyiniz. Şu anlamda ehli iman kendi aralarında bir birliği oluyor. Ehli küfür dediğimiz, ehli nifak dediğimiz kafirlerin, münafıkların, onların da kendi aralarında birlikleri var. Onların da kendi aralarında beraberlikleri var. Dolayısıyla müminler bir kısım sırlarını onlarla paylaştıklarında açık vermiş olacaklar ve diğer taraf bunları değerlendirecek. Dolayısıyla onlardan sırdaş edinmek uygun değil. Bir takım sırların onlara söylenmesi uygun değil. لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالَ. Onlar ellerinden geleni yapmak isterler. Ellerinden gelen her türlü kötülüğü size yapmak isterler.
veddu ma anittum, sizin meşakkatli olmanız, sıkıntılı olmanız onların hoşuna gider. İmanla küfür birbirine tamamen zıt. Ehli imanı sevindiren haller onları rahatsız ediyor. Onları rahatsız eden haller de ehli imanı sevindiriyor. Bu tarzda tabiat itibariyle bir zıtlık söz konusu. Gece gündüz nasıl birbirinden farklı? Onun gibi ehli imanın dünyasıyla ehli küfrün dünyası da o şekilde birbirinden farklı. Gat bedetil bağda'u min effâhihim, onların buğuzları, kinleri ağızlarından çıkmıştır. Yani konuşmalar esnasında içlerindeki kini gösterecek bir takım açıklar vermişlerdir. Bir batılı şöyle ifade ediyor. Diyor ki sizler ağzınızı her açışta, başkaları oradan içinizi seyreder. Yani insan konuştukça iç dünyası ortaya çıkar. İşte İslam dünyasında müminlerin arasında müminlere zarar vermek isteyen kimseler de var. Münafıklar, kafirler de var. Bunlar konuşmalar esnasında zaman zaman zaten açık verirler. Ve Müslümanların aleyhinde bir takım şeyler düşündükleri konuşmalarına yansır. Ama tamamı da yansımaz. Ayetin devamından onu anlıyoruz. وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ اَكْبَرْ, ama kalplerinde gizlemiş oldukları daha büyüktür. Ağızlarıyla söylediklerinden çok daha büyüktür. Yani ellerinden gelse bir kaşık suda sizi boğmak isterler. Dolayısıyla bu noktada tedbirli olmak gerekiyor. Onlara açık vermemek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim iman hakikatlerini anlattığı gibi bu tarz sosyal hakikatleri de anlatıyor. Psikolojik gerçekleri anlatıyor ve insanları bize tanıtıyor, kafirleri bize tanıtıyor, münafıkları bize tanıtıyor. Kur'an'dan dersini alan bir kimse bu gibi noktalarda daha ihtiyatlı olur, tedbirli olur ve rastgele yerde konuşmaz ve ağzından çıkana dikkat eder. Bu arada ferasetli olur, onların konuşmalarında iç dünyalarını görmeye çalışır ve onların ifadelerinde iç dünyalarında neler gizli, bunları hissetmeye çalışır. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاَيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ, biz ayetleri size beyan ettik eğer aklınızı kullanıyorsanız. Yani Allah-u Teala ayetleri açıklamıştır. Net bir şekilde açıklamıştır. Ve artık geriye kalan Müslümanların akıllarını kullanması ve bu ayetleri değerlendirmeleridir. هَا اَنْتُمْ اُلَٰئِ, ey müminler, sizler o kimselersiniz ki tuhibbunahum, onlara muhabbet ediyorsunuz. Bunu sebebi nüzulü itibariyle düşündüğümüzde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde malum Medine hayatında münafıklar da var. Ve münafıklar müminlerle beraber görülüyor. Beraber camiye geliyorlar. Beraber Resulullah'ın sohbetinde bulunuyorlar. Müminler onlara muhabbet ediyor. İç hallerini bilmediklerinden dolayı. Ama onlar ise وَلَا يُحِبُّونَكُمْ, onlar sizi sevmezler. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ, siz kitabın tamamına inanıyorsunuz. O münafıklar veya kafirler, onlar kendilerine ait olan, kendi işlerine gelen kısma inanırlar. Kitabın tümüne iman etmeleri söz konusu değildir. Ve münafıklar genelde ehli kitaptan olduğundan, ehli kitaptan olan münafıklar Hristiyanlığa diyelim inanır ama İslam'a inanmaz. Veya Yahudiliğe inanır ama Kur'an-ı Kerim'e inanmaz. Bu tarzda arada fark var. Bir Müslüman onların kitabına da iman eder. Ve bizler اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ derken وَكُتُبِهِ, bunu da ifade ediyoruz. Allah'ın gönderdiği bütün kitaplara iman ediyoruz. Ama günümüzde Yahudiler, Hristiyanlar kendilerine indirilen kitaba inanıyor. Bize indirilen, aslında onlara da indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorlar. وَاِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا اَمَنَّا, o münafıklar sizinle karşılaştıklarında اَمَنَّا derler. Yani iman ettik. Bu şekilde durumu kurtarmaya çalışırlar. وَاِذَا خَلَوْ, ama yalnız kaldıklarında اَدُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلْ مِنَ الْغَيْزِ, öfkeden, kinden parmak uçlarını ısırırlar. Yani bir insan öfkelendiğinde parmağını ısırması misali, bunlar da kinlerinden, öfkelerinden
böyle Müslümanları düşündükçe parmaklarını ısırırlar. Kul mutu bi gayzikum, onlara de ki ölün kininizle. İnnallâhe alîmun bizâti sudur, şüphesiz Allah kalplerde olanı bilendir. Burada şunu da görmekteyiz. Demek ki muhabbet noktasında ehli iman kime muhabbet edeceğini bilmeli. Ehli iman elbette iman edenleri sevmelidir. Sevmesi gerekir. Ama münafıkları sevmek uygun bir şey değil. İşte siz onları seversiniz ama onlar sizi sevmezler. Ayet-i Kerime bu şekilde ifade ediyor. Veya günümüzde diyelim bir kısım Batı hayranlarını düşünecek olursak, Batı'yı seviyorlar ama Batı bizi sevmiyor. Bu açıdan da Ayet-i Kerime'nin işari bir manası düşünülebilir. O tarz bir muhabbet fayda getirmiyor. Ve gayrimeşru bir muhabbet genelde insana bu tarzda zarar getiriyor. Ve İnnallâhe alîmun bizâti sudur, Allah sadırlarda olanı, kalplerde olanı bilendir. Yani kalpler Cenab-ı Hakk'a gizli değildir. Kalplerin içinde, derinlerinde olanlar, derununda olanlar Allah-u Teala'nın ilmi dairesindedir. Allah-u Teala elbette kalplerden geçenleri de bilmektedir. Yani temsilde hata olmasın. Nasıl ki günümüzde mesela internet üzerinde bütün yazışmalar, görüşmeler istenilirse başkaları tarafından izlenebiliyor. Artık bu noktada sanki bir mahremiyet kalmadı gibi. İstenilirse bunlar takip edilebiliyor. Allah'ın mülkünde cereyan eden hiçbir şey Allah'ın ilmi dışında değildir. Ve insanın kalbinden geçenler, onlar da Allah'a gizli değildir. Allah-u Teala insanların kalplerinden geçenleri de bilir. Dolayısıyla sevmek veya düşmanlık veya kin, nefret, bu gibi şeyler kalbe ait bir takım özelliklerdir. Kim kime muhabbet ediyor, muhabbetin ölçüsü ne? Bütün bunlar Allah-u Teala'nın ilmi dışında değildir. Allah-u Teala kalplerde olanı elbette bilir. İn temseskum hasenatun tesuhum, eğer size bir iyilik isabet etse bu onları üzer. Yani münafıklar Müslümanları iyi gördüklerinde rahatsızlık duyarlar. Ve in tusibkum seyyiatun yefrahu biha, ama size kötü bir hal isabet etse bununla sevinirler. Mesela Müslümanların ekonomik olarak zayıf olması veya savaşta mağlup olması, bu gibi durumlar münafıkların hoşuna gider. Ama ve in tasbiru ve tettegu, eğer sabreder, sakınırsanız la yedurrukum keyduhum şey'e, onların hilesi, tuzağı size bir zarar veremez. Demek ki Müslümanlar münafıklara karşı, kafirlere karşı sabredecekler ve bir de sakınmak, tedbirini almak. Hudu hizrakum, tedbirinizi alın. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Su uyur, düşman uyumaz misali. Ehli iman müteyakkız olursa ve basiretli hareket ederse onların hile ve tuzakları bir zarar vermeyecektir. Ve mekeru ve mekerallah, onlar tuzak kuruyor, Allah da tuzak kurar. Vallahu hayrul makirin, Allah en güzel tuzak kurandır. Yani onların hilelerini, tuzaklarını kendi başlarına çevirendir. Ehli imana düşen basiretli hareket etmek, tedbirli olmak, sırlarını onlara vermemek ve durumu idare etmek. İlla münafığın perdesini kaldırmak da gerekmez. Münafığa Müslüman muamelesi Peygamberimiz döneminde yapılmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir siyaset-i nebeviye ile onları idare etmiştir. Onları İslam'a ısındırmaya çalışmıştır. Bu günümüzde de yapılmalıdır. Ama tedbir noktasında da gereken tedbir alınmalıdır. İnnallâhe bimâ yâmelûne muhit, ve şüphesiz Allah onların yapmış oldukları amelleri muhittir. Onların yaptıkları her şeyi Allah kuşatmıştır. Değerli izleyenlerim, bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.